Ticari muamelelerin sıhhatini bilmek beyanındadır. Bu üçüncü dersimiz, ticari muamelelerin sıhhatini bilmek beyanındadır. Yani şunu söylemek istiyoruz ki, alışveriş ile uğraşan Müslüman bu ilmi öğrenmesi farzdır. Yani ticaret ilmini öğrenmesi farzdır. Zira ilmi aramak, talebul ilmi ferizatun ala kulli müslümin ve müslümetin, ilmi aramak erkeğe ve kadına farzdır. Ticaret ilmini de öğrenmek farzdır. Şüphesiz ilmin içerisinde en muhtaç olunan şey de bir insanın ticaret ilmidir. Çünkü maişetini elde etmek için rızkın 1/9'u ticarettedir. Neredeymiş? Maişetini elde etmek için rızık lazım. Rızkın 1/9'u da ticaret olduğuna göre ticaret ilmini öğrenmesi lazım. Ticaret ilmini öğrenmese ne olur? İşte burada şunu anlatmak istiyoruz. Eğer ticaret ilmini öğrenmezse, mesela şimdi diyelim ki bir adam, şöyle söyleyelim senin anlayacağın şekilde. Abdest almasını öğrendin, abdesti aldın. Ama abdesti bozan şeyi de öğreneceksin. Şimdi abdest aldıktan sonra abdesti bozan şeyi öğrenmezsen, abdest aldıktan sonra camiye gidersin, camide güm diye yerlersin, abdestin bozulduğunu bilmeyince yine namaz kılmaya devam edecek olursan, bu namazın namaz ne yapmaz? Olmaz. Yani ticaretini öğreneceksin ama ticareti bozan şeyi de öğreneceksin demeye getiriyoruz. Aynı abdesti bozan şeyi öğrendiği gibi. Adam ticaret öğrenmiş, ne alışveriş edecek mi? Fakat ticareti hangi şeyi haram diye öğrenmemiş. Bu işi anlatmak için Hazreti Ömer çarşıya iniyor. Elinde turrası var. Yani turra cop. Yaramayacak. Cop var elinde. Turra diye. Ona turra diyorlar işte. Hazreti Ömer çarşıya iniyor. Ticarete vakıf olmayan esnafı kamçılıyor. Ne yapıyormuş? Soru soruyor. Ticarete bu. Mesela şunu satmak ne, bunu satmak ne, şunu satmak mekruh, şunu satmak kerahat ahiremeyle mekruh, şunu satmak haram, bunu satmak müfsit diyecek. Soruyor, cevap veremeyince oradaki tüccar, Hazreti Ömer çarşıya çıkar ve ticari ilimlere vakıf olmayan bazı esnafla karşılaşır ve onları kamçılayarak, ticaret ilmini bilmeyenler pazarlarımızda alışveriş etmesinler. Anladın mı? Ticaret ilmini bilmeyenler pazarlarımızda alışveriş etmesinler diye men ediyor. Ellerinden ruhsatlarını alıyor. Hani mesela burada zabıtalar satamazsın diye ruhsatını alıp çıkarıyorlar ya, işte onun gibi çıkarıyor yani. Çünkü bu gibiler istese de istemese de ticaretin müfsitlerini bilmezse ribanın, yani faizin içine düşer. Ticari ilimler pek çoktur. Fakat şu 6 maddeyi mutlaka bilmek gerekir. 1. Alışveriş. 2. Faiz. 3. Veresiye satış. 4. Kira. Mesela hamal. Kendini kiralıyor yani mesela. Şunu bana götürür mü diye. Hamalı kiralıyor adam. Götürürüm 500 isterim diyor işte. Kiraladım adamı şimdi. Kira, kırat, şirket. Mesela ortak olanlar ortaklığına dair bilgileri bilecek. O kendini kiraya verenler veyahut da kirayla iş yapan, arabayla iş yapanlar onun şeylerini bilecek. Veresiye iş yapanlar da bilecekler. Ribada mesela hepsi ribayı öğrenecek ki ribanın içerisine düşmesinler. Bunları anladıktan sonra şimdi dinimizde bir şey mühim olan aldım ve sattımdır. Mesela ben bunu sattım, öteki de ben aldım demek lazım. Fakat dinde alıp satmaya 4 kişi yasaklanmıştır. 4 kişiden bir şey alınıp satılmaz. Kim onlar? Başta sabi, sabı çocuk.
Kadın erkek, sabi çocuk. Sabi çocuk. İki, Mecnun. Üç, sabi çocuk. Ondan sonra Mecnun. Bir de köle, bir de ama. Bunlardan, bunlarla alışveriş edilmez. Bu Şafii mezhebine göre. Neden? Çocuk getirdi. Çocuk onun fiyatını bilmez. Bir şey satsa da ondan almak caiz değildir. Mesela getirdi şunu. Ben şunu satacağım dedi. Ya ondan çocuktan bir şey alınmaz. Götür evinize baban getirsin satsın. Sen satma demek lazım. Çünkü neden? Çocuk satmaya almaya ehliyetli değildir. Deli satmaya almaya ehliyetli değildir. Köle satmaya almaya ehliyetli değildir. Ama satmaya almaya ehliyetli değildir. Mesela çocuğa bir şey sattın. Misal birkaç tane misal vereyim. Çocuğa bir şey sattın bakkal. Ondan sonra yazdı oraya. Babam dedi beni gönderdi. Bana dedi yalandan işte mesela. Veyahut ben şunu istiyorum dedi. Sen kimin oğlusun dedi o da. Veya kimin kızsın şunu. Ondan sonra ismini yazdı. Bir okka şekeriyi de yazdı. Mesela. Şimdi yolda gidiyor ki şekeri döktü çocuk. Ondan sonra şeker, çocuk eve gitti. Ondan sonra aradan zaman geçti adam dedi ki Serim oğlan dedi bir okka şeker almış benden. Biz şeker vermedik dedi. Mahkemeye gittiklerindeki bu çocuğun babası haklı çıkar. Bu satan adam haksız çıkar. Ve yani kendi malını kendisi zayi etmiştir. Çünkü çocuğa mal ne yapılmaz? Satılmazdı. Ne deyi sattın diye devlet onun aleyhine şey veriyor. Yani karar veriyor. Yani çocuğa mal satılmaz. Mecnun'a da böyle satılmaz. Mecnun'a da satılmaz. Köleye de satılmaz. Ancak kölenin şartı var. Kölenin sahibi bak yani köle de söz sahibi değildir. Kölenin sahibi gelecek diyecek ki bu köle benim. Bu bakkaldan veya da bu esnaftan istediğini benim namıma alabilir diye söylediği zaman o köle alışveriş edebilir. Mesela şimdi diyelim ki misal ben filanın kölesiyim dedi. Ama sahibi tarafından gelip de köleye beraat verilmedi. Yani alsın versin denmedi. Ondan sonra köle de geliyor ki onu kırdı diyelim. Aldığı şeyi kırdı. Lamba cam aldıydı kırdı. Veyahut anladın mı şiş aldıydı, yağ aldıydı şişeyle kırdı. Eve de götürmedi. Sonra senin köle bizden şunu aldıydı parasını ver dediğinde ki ödemek mecburiyetinde değildir. Çünkü köleye satmak yasaktır. Anlaşıldı mı? Ondan o sahibi ben dedim mi sana mesela hani benim köle seninle alışveriş etsin demedim. Sen ne diye verdin dediğinde ki mahkemede haklı çıkar. Köleye mal satılmaz demeye getiriyoruz. Ama da aynen böyledir. Bu Hanefi mezhebine göre de gidiyor. Şafii mezhebine göre. Dört kişiyle alışveriş edilmez. Bunu öğrendik bir. İkinci, bazı maddeler vardır ki satılmaz. Bunlar bak. Satılmayanları sayacağız. Birkaç tane sayalım. Yani mesela şimdi diyor ki neyi satan neyi satma. Ha bak şimdi iyi dinle. Köpek ve domuzun alım satımı sahih değildir. Köpek de satılmaz. Domuzun da ölüsü dirisi satılmaz. Bitti. Hayvan tersi ve insan pisliği de alım satım yapılmaz. Ama bak şimdi dikkat et. Hayvan tersi ni kuru olduğunda Hanefi mezhebi caiz görmüştür. Hayvan tersini. İnsan tersini değil de insan tersinin alıp satımını değil de hayvan tersinin yani hayvan gövresinin kurusunu satmayı Hanefi mezhebi uygun görmüştür. Ama Şafii mezhebi alıp satılmaz diyor yani. Bak diyor ki hayvan tersi ve insan pisliği alıp satılmak sahih değildir. Şafii mezhebine göre fil dişi ve fil kemiğinden yapılan kaplarda alım satım sahih değildir. Ama Hanefi mezhebine göre caizdir. Yani fil dişinden tesbih Hanefi mezhebine göre caizdir. Fil kemiğinden mesela kaplar caizdir Hanefi mezhebine göre. Şafii mezhebine göre haramdır. Bunları bilecek yani. Hani mesela satarken diyeceksin sen ha Hanefi'ysen alabilirsin, Şafii'ysen alamazsın, haram diyecek yani.
Kim bunu bilmiyorsa satamaz. O kadar. Evet, ondan sonra tekrar bak şimdi dedik. Ha. Mesela domuz. Domuzu alıp satamaz ama Hanefi mezhebine göre domuzun boynundaki tüy var böyle sert. Onunla ayakkabıcılar şey dikerler yani iğne vazifesi görür o. Onu da Hanefi mezhebine göre caizdir ama Şafii mezhebine göre caiz değildir. Burada biz niye anlıyoruz? Bazı şeylerin alım ve satımı pis olduğu için caiz değildir demek istiyoruz. Onu anlıyoruz bak. Ha, aslında temiz iken içine fare boğulup düştü. Mesela aslında temiz bir yağ. İçine fare düştü, boğuldu. O yağ. O yağ mesela yağısa o alınıp satılabilir. Ama neden alıp satılabilir? O yenmez. Ama ondan sabun yapıldığı için, yani sabun yapılınca o ona şeyi kostiği koyunca onu kaynatınca mikrobu ölmüş oluyor. Yani anlayacağım. Bunun için o yağı şey için satıyor. Yemek için değil de sabun yapmak için satabilir. Yani sabun yapmak için satabilir. Ama şimdi şöyle bak. Şarabı satamaz. Ama adam şöyle dese, biz bu şarabı kazada yani lambada yakmak için mesela hakikaten hakiki şarap olursa alkol demektir o. Alkol de ne yapar? Lambada yanar anlayacağım. Lambada yani lamba gibi herhangi bir şeyde yanabilir. Şarabı satamaz. Velev ki adam satıyor ki şöyle dese, biz bunu kazaya yerine kullanmak için satıyoruz yani soba tutuşturmak için yapıyoruz falan dese, bu da yine satamaz. Şafii mezhebine göre haramdır. Bu da satılmaz demeye getirdi yani. Evet. Bunlar her ne kadar şimdi böyle bazı şeylerin müsaade edilmiş tarafları varsa da müsaade edilmeyen tarafları da vardır. Ama mesela ipek böceğini kozasıyla beraber satabilir. Çünkü ipek böceği zamanında sağlamadı. Yani zamanla durunca mesela ölüyor. Onun için de onu da satmakta bir beis yoktur. Misk faresini satmakta da bir beis yoktur. Misk geyiğini de satmakta, bir parçasını satmakta da bir beis yoktur. Onu da satabilir. Şimdi bu pis olanları saydık biz. Bunlar satılmaz, alınmaz dedik ama içinde müstesnalar olduğunu söyledik. Bir de mesela satılmayan şeylerden bir de haşerat var. Mesela yılan, akrep bunlar haşerat ya. Bunların alım satımı haramdır. Velev ki bir adam çıksa da dese ki efendim biz bu yılanı oynatıyoruz. Yılanın mesela çeşitli gösteriler var. Onun için mesela bunu satıyor. Hayır. Yılan, akrep gibi haşerat satılmak haramdır. Satmak haramdır. Peki şimdicik. Kedi, arı, pars, arslan, av veyahut da fil gibi büyük işlerde kullanılan hayvanların alım satımı caizdir. Bak şimdi kedi, kedinin, arının, parsın, arslanın bunlar ehlileştiriliyor, kullanılıyor yanılmayacak. Ehlileştirip kullanılıyor. Av veya fil gibi büyük işlerde kullanılan hayvanların satması, alım satımı caizdir. Sesinden güzel istifade ederek bülbülü alıp satmak caizdir. Güzelliğinden istifade ederek tavus kuşunu alıp satmak caizdir. Ama köpeğin güzelliğinden dolayı veyahut da hoşluğundan dolayı satmak haramdır. Bunu Peygamber Efendimiz yasaklamıştır. İstedikleri kadar köpek güzel görseler de, yani kendine göre güzel görseler de bu köpekte bir güzellik görüyoruz deseler de, yani köpek ancak, davar köpeği olursa o zaman müstesnadır. Davar köpeğinin dışında yani başka türlü süs köpeklerini alıp satmak haramdır. Ondan sonra başka ne? Ut, zenç, o da bir çalgı aleti. Düdük, yani çeşitli çalgı aletleri. Diğer oyun aletleri, çalgı aletleri bunların alım satımı caiz değildir. Çünkü şer'i bakımdan bunların hiçbir faydası yoktur. Sonra çamurdan yapılmış bazı heykeller vardır. Mesela çamurdan yapmış
Hani mesela şimdi diyor şunun Aslı Camir'den bak yani şu. Hani çay kaynattıkları şeyi var ya. Onun Aslı Camir yani. İşte ondan mesela hayvanların heykellerini yapıyorlar. Hayvanların heykellerini de tabii süslüyorlar, püslüyorlar. Çamurdan yapılmış. Neden yapılırsa yapsın, ne heykel olursa olsun o heykelleri alıp satmak, topraktan yapılmış heykelleri alıp satmak haramdır. Topraktan yapılmış heykelleri alıp satmak haramdır. Onlar ne yapılır? Alınıp satılmaz. Bunlar kırılır diyor yani uzun lafın. Ama kağıttaki ağaç resimleri serbesttir. Mesela şimdi şurada meyve resimleri var. Şimdi hayvan resmi değil de mesela bak ne dedi? Kağıttaki ağaç ve çiçek resimleri. Neymiş? Kağıttaki ağaç ve çiçek resimleri de müsamaha ile karşılanır. Kağıttaki çiçek, kağıtta yazılı çiçek resimleri, ağaç resimleri müsamaha ile karşılanır ve seslenmez. İçerisinde hayvan sureti bulunan tabak, hayvan sureti bulunan tabak, elbise perdelerde alıp satmak caizdir. Fakat bunlar mesela böyle aşağıda olması lazımdır. Yani mesela şimdi çeşitli resimleri var. Yere serersen hiçbir şey olmaz. Mesela yere serersen. Ama duvara asarsan hayvan resminin haramdır. Yere serecek olursan yani tazim edilmeyecek yani put olarak tazim edilmeyecek. Yere serilerse bir şey yoktur. Ama asılacak olursa tehlikesi vardır. Bak öyle demek istiyor. Peygamber Efendimiz diyor ki bunları yastık minder yapmakta, resimli şeyleri yastık minder yapmakta bir şey yoktur. Tabaklarda bak yani ne diyor? İçerisinde hayvan sureti bulunan tabak, elbise, perdelerin alım satımı caizdir. Tekim Resul-i Ekrem dedi ki bunlardan resimli bezlerden yastık minder yapabilirsiniz dedi. Ama bunların mutlaka serilmesi lazımdır. Duvara asılması yasaktır yani. Duvara asmak tazim için oluyor yani. Ama serilecek olursa yakayı kurtardır diyor. Bir de alım satımı yapılan malı satıcının malı ve mal sahibi tarafından alım satımına mezun olmalıdır. Mesela bir erkek karısının malını satamaz. Yani karısının tapulu malını bir erkek satamaz. İzin verdiyse noterden izin vermesi lazım. Yani öyle benim avradım malını ben satıyorum diye böyle bir şey yok. Avradın malını herif satamaz, herifin malını avrat satamaz. Oğlanın malını baba satamaz, babanın malını oğlan satamaz. Satmaya da ehil olmak lazım, almaya da ehil olmak lazım. Satsalar gerisin geri çevirebilirler. Manasına geldi. Şeran, hissen sattığı şeyde muhakkak elle tutulur olması lazımdır. Yani havadaki uçan güvercini satamazsın, ancak güvercini tuttuktan sonra satabilirsin. Yani güvercini satıyor adam ya. Şu havada uçan güvercini görüyor musun? İşte o taklatan güvercini sana satıyorum. Orada alışveriş olmaz. Taklatan güvercin inecek, adam eline gelecek. Ondan sonra sana satacak. Sen ondan sonra alacaksın. Yoksa havadaki şey ne yapmaz? Satılmaz. Denizdeki balık satılmaz. Ne yapacak? Denizden balık tutacak. Ondan sonra satacak. Yani şu balığı görüyor musun yani? Şu gelen balığı sana sattım olmaz. Balık suyun içinde satılmaz. Havada kuş satılmaz. Elle tutulacağı anlayacağım. Tutulmayan bir şey ne yapılmaz? Satılmaz. Manasına geliyor. Sudaki balığın, havadaki kuşun. Rahimdeki ya, şu inen karnındaki buzağı sana sattım. Satılmaz. Doğacak ondan sonra. Buyur. Kim o? Git bakalım. Kapat.